Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekin Akademi'de yeni bir üniteyle daha karşınızdayım. Sözcük türleri. Neydi sözcük türleri? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiiller. Hatta fiilimsiler. Aslında birbiriyle bağlantılı. Yani bir konuyu öğrenmeden, bir sözcük türünü öğrenmeden diğerine geçmek sıkıntı çıkaracaktır. Yani isimleri bileceğiz, isimleri öğreneceğiz ki sıfatları rahat yapabilelim. Sıfatı öğreneceğim ki zarfı ve zamirden farkını yapabileyim. Fiili öğrenmesem zarfı yapamam gibi. Bir zincirin halkaları gibi düşüneceğiz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Kesinlikle arkadaşlar birini, bir sözcük türünü iyi öğrenmeden diğerine geçmiyoruz. Önceki ünitelerimizde ne vardı? Önceki konularımızda hatırlayın, yazım kurallarını bitirdik, noktalama işaretlerini bitirdik, ses bilgisini bitirdik. Anlam bilgisini bazen soruyor arkadaşlarımız. Hocam paragrafa ne zaman geçeceğiz? Aslında paragrafı ben en sonda işleyeceğim. Sözcük, cümle ve paragraf, yani anlam bilgisini sonda işleyeceğim. Ama burada bir ayrı parantez açmak istiyorum. Paragrafla ilgili. Arkadaşlar paragraf, yani illa benim konuyu işlememi beklemenize gerek yok. Elbette ki soru çözeceğim. Soru çözerken taktik vermeye çalışacağım. Ama paragraf sizin her gün düzenli çözmeniz gereken bir konudur. Yani 20 sorunun altına düşmemeye gayret göstereceksiniz ve düzenli bir paragraf çözme saatiniz olmalı. Yani 20 sorunun altına inmemek şartıyla mutlaka düzenli paragraf çözeceksiniz. Ne kadar faydası olduğunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceksiniz. Netleriniz yükseldiğinde beni daha iyi anlayacaksınız. Paragrafı kesinlikle arkadaşlar unutmuyoruz, aksatmıyoruz. Her gün mutlaka düzenli paragraf çözeceğiz. Dil bilgisi konularını da yine benimle birlikte takip edeceksiniz. Evet, sözcük türleri dedik. Aslında Türkçenin en uzun, en kapsamlı konusu dedik. En geniş, alt başlığı olan konudur dostlar. Peki ne yapacağız? İsimlerden önce başlayacağız ama hemen burada sözcük türlerinde neleri göreceğiz? İsterseniz bununla alakalı bir tablomuzu görelim. Arkadaşlar tabii yani sözcük türleri dediğimiz isim ve fiil soylu olanlar. Aslında fiil soylu olanlar sadece fiillerdir. Fiiller dışında kalan isim, sıfat, zamir, zarf hepsi nedir? İsim soyludur. Peki ben sırasıyla nasıl işleyeceğim? Önce ismi işleyeceğim. Ardından sıfat, sonra zamir, sonra zarf, edatlar, bağlaç ve ünlem. İsim soylu sözcükleri bitirdim. Daha sonra fiiller. Tabii fiiller biraz kapsamlı. Yani ek fiile gireceğiz, birleşik zamanlı fiil, anlam kayması vesaire. Biraz uzun bir konu. Ve son olarak da fiilimsileri anlatıp olayı noktalayacağız. O zaman isimlerden başlayalım. Haydi bakalım. Tabii isimlerden başlayacağız ama hani kaynakların birçoğunda isimle fiilin farkı falan der. Hani isim soylu sözcükler, hani ağaç, ancak, mesela bağlaç da olabilir, edat da olabilir, zarf da olabilir. Ama ne olursa olsun isimdir. İşte gel, oku, bak. Hani kalkıp da isimle fiilin farkını anlatacak değilim. Elbette ki biliyorsunuz. Yani mekmak getirebildiklerimiz fiildir. Getiremediklerimiz isimdir. Bu kadar basit. Peki ben bu sözcükleri işlerken arkadaşlar şunları göz önüne almanızı da isteyeceğim. Mesela tek başına görev üstlenenler var. Mesela isim ve zamir. Ya bunların tek başına görevi var. Mesela ben dediğimde kişi zamiridir. Tek başına bir zamirdir, bir görevdir. Mesela isim dedin, işte ağaç. Tek başına bir görevi var. Bir de dostlar başka kelimelerle birlikte görev üstlenenler var. Mesela sıfat. Sıfat diyebilmem için bir sözcüğe mutlaka isme soru sormam lazım. Değil mi? Çünkü sıfat ancak isme sorularak bulunur. Zarf ancak fiil ve fiilimsiye sorularak bulunur. Değil mi? Yani başka kelimelere ihtiyaç duyuyordur. Bir de tam olarak anlamı olmayanlar var. Yani tek başına kullanıldığında anlamı olmayanlar var. Cümlede kullanıldığında anlam kazanır. Nedir? Edatlardır, bağlaçlardır, ünlemlerdir. Elbette ki bu konulara değinirken yine bunlara da kısa kısa değineceğim. Hani tek başına anlamı yok da cümle içinde anlam kazanır da vesaire. Peki isimlerden başlıyoruz. Tanım önemli değil. Buradaki tanıma siz bakmayın. İşte canlı cansız tüm varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Peki benim için ne önemli dostlar? İşte benim için bu önemli. Var isimlerin şablonu, tablosu, kaça ayrıldı ve neleri işleyeceğimiz. Bakın neleri işleyeceğim. Önce varlıklara verilişine göre özel isim, cins isim. Aslında özel isimleri gördük. Nerede? Yazım kurallarında. Hatırlayın 3. videomuzu.
Büyük harflerin kullanımında aslında neyi gördük? Özel isimleri gördük. Özel isim dışında kalan bütün isimler cins ismidir. Sonra varlıklara verilişine göre ikinci maddemizi göreceğiz. Neydi? Somut, soyut. Beş duyu organımız algılarsa somut, algılamazsa soyut. Bu kadar. Ondan sonra varlıkların sayısına göre tekil, bir tane. Çoğul, lerlar ekini alacak. Topluluk ismi lerlar ekini almadan tek başına kullandığımda ya çoğul anlamı verecek, birden çok anlam verecek sözcüklerdir topluluk. Aslında burada anlatmayacaktım fakat şimdi sizler tabii soru bankaları, testler çözeceksiniz. Ya bir soru bankasını aldığınızda genellikle şunu göreceksiniz o kitapta. Şimdi isimler testini açacaksın, sadece bunlar yok. Mesela isimlerde küçültme, ikinci videomuzda göreceğiz, bu var. Yapısına göre isimleri soruyor. Hani basit, türemiş, birleşik. Hani yapım eki almış mı, almamış mı? İki isim bir araya gelmiş mi, gelmemiş mi? E şimdi burada anlatacağım ki sen soru bankasından çözdüğünde hocam keşke eklere bırakmasaydınız. Bakın burada sormuş deyip de moralini bozmaman için burada da en azından testte yapabileceğin kadar anlatacağım. Peki o zaman. Haydi başlayalım. Bakalım tablomuzu örneklere, cümlelere dökmeye başlayalım. Değerli dostlar, ne dedik? Varlıklara verilişine göre. Bir, özel isim. İki, tür ismi. Yani cins isim. Özel ismin ne olduğunu biliyoruz. Kainatta tek bir varlığı karşılayan sözcüklere, isimlere biz özel isim diyoruz. Peki biz özel isimlerde neyi göreceğiz arkadaşlar? Büyük harflerin kullanımında zaten gördük. Sadece başlıkları verip geçeceğim. Hadi adet yerini bulsun diyelim. Birinci maddemizin sadece örnekleri üstünde duralım, özel isim. Neydi o da? İnsan isimleri değil mi? Kişi adları, yani Nurullah dediğimde, Züleyha dediğimde, Gülhan dediğimde, Belinay, Arda, Erdem, Murat dediğimde kişi adlarıdır, insan isimleridir, özel isimdir. Zaten özel isim olduğu için nasıl yazılacak? Büyük harfle yazılacak. Zaten bu maksatla gördük. Bakın artık burada örneklere girmeye gerek yok. E kurum kuruluş isimleri neydi? Özel isimdi. Millet, kavim, din, mezhep isimleri özel isim. Örnekler var. Örnekler detaylı bir şekilde işlendi. E dil ve lehçe isimleri özel isimdir. İl, ilçe, semt, mahalle, cadde, bulvar, sokak, köy, kasaba isimleri özel isimdir. Ülke, bölge isimleri özel isimdir. Hatta bu ova, göl, dağ, nehir nasıl yazılır anlatmıştım. Gazete hangi durumda büyük, hangi durumda küçük söylemiştim. Ankara ile Ankara şehri dediğimde büyük mü küçük mü hepsini anlatmıştık. Üçüncü videomuzu izleyebilirsiniz tekrar unuttuysanız eğer. Gezegen adları özel isimdir. Dünya, güneş, ay sözcüğü astronomi veya coğrafya ile ilgili bir terimse özel isimdir. Mecaz anlamda kullanılmış, yan anlamda kullanılmış veya deyimse yine cins isimdir. Küçük harfle yazılacak. İşte dünyalar başıma yıkıldı dediğinde orada deyimdir. Tabii ki de küçük harfle yazılacak. Cins isim olur. Kitap, dergi, gazete, eser isimleri, hayvanlara verdiğimiz isimler, coğrafya ile ilgili diğer isimler, kıta isimleri, hatta Avrupa büyük, kıtası küçük demiştik hatırlayın. Boy, kavim isimleri, tablo, heykel, şarkı, dernek, okul, banka, dere, tepe, körfez, saray, köşk, konak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özel isimler. Bunların en detayını işlemiştik büyük harflerin kullanımında. Burada geçiyoruz. Şimdi bu resme dikkat. İleride önünüze bu resim tekrar gelecek. Bakın bu şahısların ismini yazdığımda hani Mehmet, Ömer, Seyfettin, Selim, Mustafa veya Veysel dediğimde özel isim olur değil mi? Bunu ben büyük harfle yazacağım. Bak aynı resim ileride karşımıza nasıl çıkacak? Mesela cins adı diyorum değil mi? Özel ismin dışında kalanlar. Şimdi kitap cins ismidir. Çünkü birden fazla kitap var. Ama ben çile dediğimde eser adı olduğu için ne oldu? Büyük harfle yazıldı ve özel isim. Veya Necip Fazıl dedim. Kişi adı olduğu için, yazar adı olduğu için özel isim. Büyük harfle yazacağım. Bunlara dikkat edeceğiz dostlar. Ve geldim neye? Cins adlarına. Peki başlıca bizim cins adlarımız neler? Bak sadece başlıklar üstünde duralım. Aslında bak çok pratik bir yolu var. Özel isim dışındaki tüm isimler cins isim, bitti. Nedir? Bir, vücudun bölümleri veya organ isimleri, gitti. Akrabalık isimleri, hatırlayın mesela dayı sözcüğü. Akşam Mehmet dayımlara gideceğim dediğimde akrabalık ismi olduğu için küçük harfle yazılacak.
Ama Ramiz dayı dedik. Lakap olduysa büyük. Anlatmıştım. Araç, gereç, eşya isimleri. Cins isimdir. Küçük yazılır. Hayvan ve bitki isimleri. Cins isimdir. Hatta şöyle soruyorlar. Hocam diyorlar. Mesela çiçek. Büyük harflerde kullanıldı ama önemli olduğu için bir daha üstünde duracağım. Tamam çiçek, çiçek küçük çünkü cins isimdir. Peki hocam ben kardelen desem yine büyük olur değil mi? Hayır. Çünkü kardelen çiçeğin bir türü değil mi? Bir türü. Tür, cins. Zaten cins isimlerini görüyoruz. Nasıl yazılacak? Küçük harfle yazılacak. Aynı şey kedi köpek için de geçerli. Hani köpek dedik, K cins isim. Dolayısıyla küçük yazılır. Bulldog, pitbull veya kangal dedik. Büyük harfle mi? Hayır. Onlar da köpeğin cinsleri. Nasıl yazılacak? Küçük yazılacak. Neden? O da cins ismi. Kavramlar, iş, meslek veya meslek sahibi isimleri, giyecek isimleri, yiyecek isimleri, içecek isimleri, yine cins isim, küçük harfle yazarım. Sayı isimleri, renk isimleri, nitelik isimleri, cins isim. Zaman isimleri ve soru sözcükleri yine cins isimdir. Ve nasıl yazacağım dostlar? Küçük harfle yazacağım. Ama bakın burada önemli bir nokta var. Şimdi bazen soruda gelecek. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde cins ismi aslında cins isim olan bir sözcük cümlede özel isim olarak kullanılmış. Mesela tırmık. Bak tırmık diyor değil mi? Hemen tırmık. Şimdi tırmık normalde nedir? O yaprakları, otları değil mi? Toplamaya yarayan alet. Bir ziraat aletidir. Bir araçtır böyle. Çatal gibi dişleri var. Ama ben bir kedim var ve ona tırmık ismini verdiysem o zaman özel isim oldu ve büyük harfle yazıldı. Bakın aynı şey Ozan için de geçerli. Şair anlamındaysa ne oldu? Küçük. Ama Ozan ben erkek ismi olarak kullandığımda nasıl yazacağım? Büyük harfle yazacağım. Neden? Özel isim oldu. Ve bence burası çok önemli dostlar. Şimdi tür adları lerlar ekini almadan bak çok dikkat. O türün tümü yani tamamı yerine kullanılabilir. Nasıl mı? Bak. Çocuk sevgiyle, ilgiyle büyür. Büyüyen kim? Çocuk değil mi? Bir kişinin çocuğu mu? Hayır. Aslında neyi kastediyor? Tüm çocukları kastediyor. Ama o tüm çocukları kullandığında lerlar ekini kullanmış mı? Yok. İşte bakın lerlar ekini kullanmadan da tüm çocuklar anlamına getirdim ben. Yani bir cins isim lerlar eki almadan da o türün tamamını karşılayabilir. Bak mesela bir örnek daha yazalım buraya. Mesela diyecek ki kitap en iyi dosttur. Şimdi dost olan nedir aslında? Kitap değil midir? Aslında kastettiği tüm kitaplar değil midir? Evet. O zaman bakın lerları kullanmadan da ben tüm kitapları kastettim. Yani kitap aslında tüm kitaplar insanın en iyi dostudur. Ama bakın şöyle olursa türün tamamını karşılamaz. Mesela son aldığı kitabı elinden bir türlü düşüremedi dediğimde bak son aldığı kitap bir kitaptan bahsediyor. O zaman o türün tamamını karşılamaz. Ama kitap en iyi dosttur dediğimde ne oldu? Türün tamamını karşıladı. Bakın aynı örnek çiçek için de verilebilir. Mesela çiçek hediyelerin en güzelidir dediğimde aslında tüm çiçekleri kastetmiyor muyum? Değil mi? Çiçekler aslında hediyelerin en güzelidir. Ama şöyle söyleseydi, anneler gününde aldığım çiçeği annem çok beğendi dediğimde bir çiçekten bahsediyor. O türün tamamını karşılamaz. Ama bu çocuk ve kitap örneğinde olduğu gibi arkadaşlar genel türün tamamını karşılamış. Böyle soru önünüze gelecek. Nereden biliyorsunuz? Testleri açın göreceksiniz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcük veya cins ismi olan sözcük karşıladığı tümün tamamını etkilemektedir veya içinde bulunduğu türün tamamını karşılamaktadır diye sorular önünüze gelecek. Peki hatırladınız mı? Önceki slaytlarda bu resimlere dikkat edin dedim önünüze gelecek. Bak isimleri yazmamışım değil mi? Ahmet, Mehmet, Selim, Fatih yok. Ama insan dediğimde bakın insan cins ismidir, tür adıdır, küçük yazılır. Yazar dediğimde cins ismidir, tür adıdır, küçük yazılır. Ama ben bunların isimlerini yazsaydım mesela Ömer Seyfettin deseydim o zaman nasıl yazacaktım? Özel isim olduğu için büyük yazacaktım. Resmi unutmayın demiştim. Ve geldim neye? Varlıkların oluşuna göre. Sevgili gençler. Bir, somut. İki, soyut. Beş duyu organımız
algılıyor ise somuttur. Neydi beşli organımız? Hemen hatırlayalım. Göz görecek, kulak duyacak, burun koklayacak, dil tadacak ve dokunacağız. Beş duyu organından en az biri yeterlidir. Yani hepsi aynı anda olmayacak. Unutmayın. Yani mesela bir kere sormuşlardı hocam, ense sözcüğü soyut değil mi? Yok dedim, somut. Neden? Görmüyoruz ki. Tamam görmüyoruz ama dokunabiliyoruz. Yani sadece birinin olması yeterli olacak. Ne yaptık? Göreceğiz. Nedir? İşte zürafa, çiçek, gözlük gördük. Veya işiteceğiz. Sesi işittik, şırıltıyı, müziği, somut. Veya koklayacağız. Zaten koku, somut. Veya tadacağız. Ekşi olacak, tatlı olacak, acı olacak. Burada şuna da dikkat edin. Mesela deriyle hissedilecek dedik ya, soğuk, sıcak, yumuşak, ıslak. Şimdi mesela bir ara şöyle bir soru sordum. Genelde yanıldı öğrencilerimiz. Dedim ki mesela çocuk sıcak çayını yudumlayarak yerine oturdu. Hangi duyular var? Mesela paragraf sorularında da bunlar gelir. Mesela şöyle soru gelir. Yukarıdaki paragrafta hangi duyulara yer verilmemiştir? Burada bir ipucu vereyim. Mesela böyle sorularda görmeyi eleyin hemen. Çünkü görme zaten var. Her halükarda var. Bu bir. Gelelim o cümleye. İki. Sordum, dediler hocam görme var zaten, eledik. Dokunma var, sıcak dedi, oturdu dedi. Bir de tatma var dediler, yudumladı. Yanlış. Doğrudur, görme var. Yani yanlış olan şey şu. Görme var, doğru. Dokunma var, doğru. Sıcak dedi, oturdu dedi ama tatma yok. Sıcak çayını yudumladı dedi. Yani çayın tadıyla ilgili bir şey söylemedi ki. Yani tatlı mı dedi, şekerli mi, şekersiz mi, bir şey demedi ki. Sadece yudumladı, dokundu. Diline değdi. Bunlara da dikkat edeceğiz dostlar. Soyut beş duyu organından biri algılamayacak ama bunlar arkadaşlar var. Yok değil. Yani fikir, akıl, gönül, sevgi, bunlar yok değil. Var ama beş duyu organı algılamaz. Yani aklımız yok mu sanki? Var ama görebilir miyiz? Aa bak hocam adamın aklı gidiyor falan. Yok öyle bir şey. Mesela rüya sözcüğü. Hocam ben rüyamda dedemi gördüm. Benim dedem soyut mu? Ya deden elbette ki somut. Ama rüya bilinç altındaki bir hadisedir. Bilinç altı görülen, duyulan, tadılan bir şey değil ki. Kendisi soyut olduğu için bilinç altının. Dolayısıyla görülen rüyada ne olacak? Soyut olacak. Yoksa dedemiz somut. Orada bir sıkıntı yok. Bunu dediler gerçekten. Ben geldim somutlaştırmaya. Yani bunu çok göreceksiniz testlerde. Hatta sözcük anlamı testlerinde de çok gelecek önünüze. Nedir? Soyut anlamlı bir kelime özellikle de benzetme yoluyla somut anlam kazanacak. Yani soyutken somut anlam kazanacak. Nasıl mı? Bakın dikkat. Kötülerle arkadaşlık kurma, kötüler sözcüğüne dikkat edelim. Dostlar, normalde kötü, iyi, güzel, çirkin bunlar soyut sözcüklerdir. Hocam mesela iyi adam diyoruz. Adamı görmüyor muyuz? Ya adamı görüyoruz. Adam somut ama iyi göremezsin. Yani iyi görülen, aa bak iyiye bak, aa gidiyor diyemezsin ki. Soyut. Ama ben bu iyi, kötü, güzel sözcüklerini mesela kötülerle arkadaşlık kurma derken aslında insanlar anlamında kullanmıyor muyum? Evet. O zaman kötüler derken aslında kötü insanları kastettiğim için burada somutlama yaptım. Ben güzele güzel demem. Aslında kastettiğim güzel insan değil mi dostlar? İnsan anlamında normalde güzel soyuttur ama güzeller inmiş suya veya ben güzele güzel demem deyince buradaki güzel insan yerine kullanıldı. Dolayısıyla somutlama oldu. Mesela duygu başarısı ve terbiyesiyle hocasının gözüne girmişti. Şimdi duygu normalde soyuttur ama burada özel bir isim oldu değil mi? Bir kişinin ismi oldu. Dolayısıyla somutlaştı. Yazık oldu, kıza bir oduna düştü. Hani o düğünlerde o dedikodular yapılır ya, ya işte bu odunu mu aldı falan diye böyle kıskanma durumlarında. Şimdi aslında odun dedikleri kötü değil mi? Yani kötü anlamında kullanılır. Ama direkt kötü dememişler de soyut olan kötüyü odun, somut olan oduna benzetmişler. Ne oldu? Somutlaştı. Vicdan içimizdeki sestir demiş. Vicdan soyut ama vicdanı neye benzetti? Sese. Ses somut değil mi? Evet. Benzetme yoluyla ne yaptım? Vicdan sözcüğünde somutlama yaptım. İyilerin hep bir yardımcısı vardır. Aslında iyi insanı kastetmiyor mu? Somut.
Benim yaptığım iş uçak kullanmaya benzer dediğimde iş kavramını uçak kullanmaya benzeterek somutlamamış mı? İşte bunun adı somutlama. Bir de tam tersi var. Soyutlama. Aslında arkadaşlar, somutlamayı bitirmeden bir şeyi daha söyleyelim. Notu gördüm. Notu bence yine geç az önce söyledim ama özellikle de yine vurgulamak istiyorum. Somutlamada daha çok benzetme amacım vardır. Yani sabrı neye benzettim? Acıya benzettim. Sabır soyut bir şey. Acı somuttur, tadılan bir şeydir. Sabrı acıya benzeterek ne yaptım? Somutladım. Veya umutlarımız yeşerdi dediğimde umut soyuttur ama yeşermek somuttur. Görebiliriz çünkü. Ne yaptım? Soyut bir sözcüğü somuta benzeterek somutlama yaptım. Çünkü benim için önemli olan neydi? Daha çok benzetmeyi kullanmamdı. Peki aynı şeyi ben soyutlama için yapamaz mıyım? Evet. Somut anlamlı bir sözcüğü ne yapacağım? Soyut anlamda kullanacağım. Kafa yok ki anlasın. Şimdi kafa görülen, dokunulan bir şey. Ama kafa yok ki anlasın derken gerçekten kafası yok demek istemiyor değil mi? Akıl diyor. Akıl soyut değil miydi? Ne yaptım ben? Kafayı kullandım ama aklı kastederek kafa sözcüğünü soyutlaştırdım akla benzettiğim için. Sen de bu işi yapacak yürek ne gezer? Yürek somut ama ben burada yüreği ne anlamında kullandım? Cesaret. Cesaret soyut değil mi? Soyut. Somut bir şeyi soyuta benzeterek ne yaptım? Soyutlaştırdım. Gittiğimiz yerde bize sıcak davrandılar. Normalde somut değil mi? Evet. Ama sıcak davrandılardan kastı ne? İlgi gösterdiler. İlgi. İlgi soyut bir şey. Ne oldu sana? Al sana. Soyutlama. Çok kalpsiz adam, taş kalpli ifadeler kullanılır ya. Kalp isim değil mi? Somut. Kalpsiz derken kalbi olmuyor mu? Hayır. Yani vicdansız, merhametsiz anlamlarında olduğu için ne yaptı? Soyutladı. Her sorunun çözüm yolu var. Yol somuttur ama burada yöntem anlamında soyutlaştı. Bu işte onun parmağı var. Parmak somut ama hilesi var değil mi? Yani üç kağıt anlamında ne yaptı? Soyut bir ifadeye getirdi. Somutken soyut olduysa ben buna ne diyeceğim? Soyutlama diyeceğim. Ve geldim varlıkların sayısına göre. Arkadaşlar varlıkların sayısına göre üçe ayıracağız. Tekil, tek. Çoğul, lerle arekini alacak. Topluluk, tek başına söylendiğinde birden çok anlamı barındıracak. Mesela uçak, tekil. Bitti. Lerler getirdim. Ne oldu sana? Uçaklar. Bak ne uçak ne uçakları kullanmadan filok kelimesini kullanınca uçaklardan oluşan topluluk anlamına geldiği için birden fazla anlamı ihtiva ettiği için, içinde bulundurduğu için al sana topluluk. Devam edelim pek isim. Kurt tekil, lerları getirdim çoğul ama sürü dediğim an, bakın lerlar yok, tek başına kullandığımda gerçekten birden fazla kurt anlamına gelen, işte hayvanlar için kullanılan ifadedir sürü. Ne oldu? Topluluk. Ağaç tekildir. Ağaçlar dedim, çoğul yaptım. Ama orman kelimesini kullandığımda, tek başına bile kullansam, birden fazla ağacın bulunduğu topluluk anlamına geldiği için zaten topluluk ismi diyeceğim. Takım, buradan başlayalım. Futbolcu tekil. Ama futbolcular dediğim an ne oldu? Çoğul. Takım dediğim an ne oldu? Topluluk. Çünkü takım deyince birden fazla anlam içinde barındırmaz mı? Tek başına bile söylesen nedir? Topluluktur. İnsan tekil, insanlar çoğul, aile topluluk. Hatta insanlardan oluşan topluluk bir tek aile mi? Mesela halk, mesela millet, mesela ordu, mesela bölük, mesela tabur böyle gider. O zaman ne yaptım ben? Birden fazla anlam söylendiğinde birden fazla anlam içinde barındırdıysa ona topluluk ismi dedim dostlar. Peki lerle arekiyle ilgili bir dipnotumuz var. Hem ÖSYM zamanında sormuş hem de testlerde önünüze sürekli gelecek. Peki lerle eki cümleye sadece çoğul anlamlar mı katar? Hayır. Cümleye değişik anlamlar da katabilir. Mesela bakın yaklaşık anlamı. 12-13 yaşlarında vardım. Yani yaklaşık olarak tahmini. Değil mi? Bak çoğul anlamı dışında. Aile topluluk akifler bize gelecek. Aslında Akif Gil değil mi? Gil, aile, onların ailesi.
Hemen burada çok önemli bir not vereceğim. Arkadaşlar bir kere bize bundan sonraki slaytta var. Lerler eki özel isimlere geldiğinde hangi anlamda olursa olsun kesmeyle ayrılmaz. Aslında özel isimler çekim eki aldığında kesmeyle ayrılır. Lerler hariç. Ama burada gil eki ile ilgili, daha doğrusu gil anlamına gelen lerler ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Gil anlamına gelen lerler eki arkadaşlar artık yapım eki görevindedir. Bunu da unutmayalım. Yani Ahmetlere, Akiflere, Mehmetlere, Osmanlara, İbrahimlere gideceğiz dediğimde orada gil anlamı, aile anlamı, topluluk anlamı kattığı an ben ona ne diyeceğim? Yapım eki diyeceğim. Saygı katmaz mı? Evet. Emre Beyler yarın bizi ziyaret edecek. Bazen de alay, o beyefendiler sınıfa yeni mi geldiler? Hanımefendiler güzellik uykusundan yeni mi uyandılar dediğinde orada alay olduğu için arkadaşlar yine lerler ekinin küçümseme anlamı kattığını söyleyeceğiz. Ha, anlam çok. Benzerlik anlamı katar. Bu ülke nice Fatihler, Mustafa Kemalleri yetiştirecek. Yani onlara benzer. Ulus anlamı katabilir. Türkler tekrar anlamı katabilir. Gündüzleri her sabah. Abartma anlamı katabilir. Ateşler içinde yanıyor. Bir topluğa seslenebilir. Ordular. Deyimleşmiş olabilir. Sitem anlamı katar. Aynı isimleri çağırabilirim. Ve abartılı ikileme yapabilirim. Yani aslında cümleye kattığı anlam çok. Ben yapacağınıza inanıyorum. Yani böyle çok da zor bir konu değil aslında. Şimdi burada önemli bir şey var. Arkadaşlar aslında Türkçe'de 4 tane ler eki var. 1. Çoğul eki. Yani deminden beri gördüğümüz lerler eki çoğul ekidir. İsmi çoğalttık. Bu 1. Bir de arkadaşlar çocuklar babalarını diyor ya, onların babaları. Başına benim senin, onun bizim sizin, onların getirebildiğim her sözcük neydi? İyelik eki değil miydi? E onların babaları diyorum, o zaman üçüncü çoğul iyelik eki. Bu etti mi 2? Bakın ne dedim, hatırlamamışlar. Fiile gelmiş mi gelmiş? E tamam hocam çoğul eki, ama ne çoğul eki? Üçüncü çoğul şahıs eki. Bak bu çok önemli. Arkadaşlar fiile geliyorsa o şahıs ekidir. İsme geliyorsa çoğul ekidir veya iyelik ekidir. Bir de az önce gil anlamında demiştik ya, o zaman da yapım eki görevindedir. Bunu unutmuyorsunuz. İşte burayı hemen not alıyorsunuz. Özellikle ekler konusunda yine yeri geldiğinde değineceğiz. Ama önünüze geldiğinde mutlaka bu notu yazın, tekrar edin, hatırlayın, soruyu çözün ve bana teşekkür edin. İçinizden tabii. Şimdi bazı cins isimleri var arkadaşlar. Yani cins ismidir normal. Ama ben ad aktarması yaparak, yani mecaz mürsel yaparak bunu topluluk haline getirebilirim. Neydi ad aktarması? Benzetme amacı olmayacak. Bir şeyi söyleyip başka bir şeyi kastedeceğim. Mesela cebim çaldı derken cep telefonu. İşte tabağını bitir, içindeki yemekleri. Sobayı yak, içindeki. Evden izin al, öyle çık, evin içindeki kişiler. İşte dalgalan sende şafaklar gibi eşanlı hilal derken hilal söyledi, bayrağı kastetti. Yani bir şeyi söyleyip başka bir şeyi kastetti. Mesela köy ayaklandı derken köy halkı gibi. Şimdi bakın salon, okul, sınıf, hatta bak köy de ekleyebiliriz. Bunlar cins isim. Bir yer adları bunlar. Bakın yer adı yazalım. Ama ben bu sözcükleri şöyle kullansam. Önce yer adı olarak kullanalım. İşte akşam sınıf temizlendi desem. İkinci cümlemde hoca gelince sınıf ayağa kalktı. Çok saygılı bir sınıfmış. Şimdi bak dikkat. Akşam sınıf temizlendi. Topluluk olabilir mi? Hayır. Çünkü neyi kastediyor? Bir yer, bir mekan değil mi? O zaman burada normal cins isim. Ama geldim aşağıya. Hoca gelince sınıf ayağa kalktı. Yani şimdi ne yapıyor sınıf? Bina mı yerinden kalkacak? Yok. E kastettiği ne? Öğrenciler. O zaman ne oldu? Bir sözcük cins ismi olup veya yer adı olup ad aktarması yoluyla o cümlede topluluk ismine dönüşebilir. İşte birazdan köye varacağız dediğimde oradaki köy sözcüğü yer bildirmiş, mekan bildirmiş, cins isim. Dolayısıyla topluluk olamaz. Ama olaydan sonra köy ayaklandı dediğinde köy halkını kastettiği için dostlar bu ne olacak? Topluluk ismi olacak.
Burada burayı da önemli, buranda not alınmasını tavsiye ediyorum. Peki belgesiz sözcükler topluluk ismi olabilir mi? Kesinlikle hayır. Ya ama hocam bak çoğul anlamı veriyor. Herkes, hepsi, bazıları, çoğu, çoğumuz. Arkadaşlar bak zaten belgesizse ya sıfattır ya zamirdir. Ama ben neyi arıyorum? İsimleri arıyorum. Dolayısıyla bu isim olamaz, ad olamaz. Neden? Çünkü ya zamirdir ya sıfattır. Yani birden fazla anlam verse dahi belgesiz sözcükler topluluk ismi olamaz. Peki lerler eki özel isme getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılır mıydı? Ayrılmaz demiştik zaten az önce. Zaten kesme işaretinde de anlattım sizlere. Hatırlayın dostlar. Peki genel anlamlı sözcükler arkadaşlar topluluk ismi sayılır mı sizce? Hayır tabii ki. Mesela insan ölümlüdür hocam ama tüm insanları kastediyor. Veya balık suda yaşar. E hocam bütün balıklar bak dikkat. Bunlar topluluk ismi değildir. Neden mi? Çünkü bak fosforlayalım. Çünkü topluluk ismi cümle içinde olmasa da sayıca çokluk bildirir. Peki balık sözcüğünü cümle içinde değil de tek başına söyleyelim. Çokluk bildirir mi? Bakalım balık yok. Ama bir topluluk ismini söyleyelim tek başına cümlede olmadan. Millet çokluk bildirdi. Sürü, orman az önce söyledik zaten. O zaman genel ifade eden, gelen anlam içeren, genel anlam içeren, genel ifadeler topluluk ismi olmaz. Peki dostlar, bu derslik bu kadar. İsimlerle alakalı küçültmemiz kaldı, ismin halleri kaldı. Bir de yapısına göre isimlere değineceğiz. Ama ne zaman? Bir sonraki derste. O zamana kadar görüşmek üzere.